Ahmet köpeği Tekir'i çok severdi. Her yaz bütün tatili onunla geçirebileceği için Ayvalık'taki yazlıklarına gidecekleri günü iple çekerdi. Yine akşama kadar sokak sokak gezdikleri bir günün sonunda evlerine dönerken ağzından köpükler saçılan bir sokak köpeğine rastladılar. Köpek tam Ahmet'e saldıracağı sırada Tekir araya girdi ve bir boğuşma oldu. Sokak köpeği havlayarak kaçarken Tekir yaralanmıştı. Bu hikayenin unsurları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Olay köpeğin saldırması. Yer Ayvalık. Zaman yaz tatili. Kişi ve varlık kadrosu Ahmet ve sokak köpeği. B. Olay Tekir'in Ahmet'i kurtarması. Yer sokak. Zaman akşam. Kişi ve varlık kadrosu Ahmet, Tekir ve sokak köpeği. C. Olay Ahmet ve Tekir'in gezmeleri. Yer sokak. Zaman yaz tatili. Kişi ve varlık kadrosu Ahmet ve sokak köpeği. D. Olay Tekir'in yaralanması. Yer Ayvalık. Zaman akşam. Kişi ve varlık kadrosu sokak köpeği ve Tekir. Hikayeyi incelediğimizde hikayedeki olay Tekir'in Ahmet'i kurtarmasıdır. Yer sokaktır. Zaman akşamdır. Akşam evlerine dönerken gerçekleşir. Kişi ve varlık kadrosu Ahmet, Tekir ve sokak köpeğidir. Cevabımız B seçeneğidir. Babamın izne ayrılmasının ardından ailecek tatile çıktık. Gezdik, eğlendik ve keşfettik. En önemlisi de büyüklerimizi ziyaret ettik. Onların gönüllerini aldık. Dedem ve babaannemin evine ulaştığımızda onların yüzlerindeki sevinci görmek her şeye değerdi. Yukarıdaki metinde hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Evet, inceleyelim. A. Yer. Yere yer verilmiştir. Ailecek tatile çıkmışlar ve gittikleri yerden bahsediyorlar. Zaman. Belli bir zamandan bahsedilmemiştir. C. Kişi. Kişi vardır. Bir aileden bahsedilmektedir. Olay. Olay tatile çıkmalarıdır. Ona da yer verilmiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki metinlerin hangisinde olay üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır? A. Hafta sonu iş yerinden erken çıktım. Oğlumun istediği uzaktan kumandalı arabayı aldım. Faturaları yatırıp bir yerde çay içtim. Burada olay birinci kişi ağzından anlatılmıştır. B. Küçük kız minik adımlarla sahneye geldi. Heyecandan nefes nefese kalmıştı. Görevli mikrofonu kıza göre ayarladı ve küçük kız şiirini okumaya başladı. Üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır burada olay. Üçüncü kişi ağzıyla anlatımda yazar duyduğu ya da gördüğü şeyleri anlatır. O ve onlar ifadeleriyle uygun ekler kullanılır. C. Uzun bir aradan sonra köyüme gitmiştim. Onca zamandan sonra köyümde birçok değişiklikle karşılaştım. Yollara asfalt dökmüşler, her eve su bağlamışlar. Köye bir kütüphane yapmışlardı. Burada olay birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır. D. Milli Kütüphane'ye daha önce de gelmiştim. Ancak süreli yayınların olduğu bölüme hiç girmemiştim. Süreli yayın derken günlük, haftalık, aylık yayınlanan dergi ve gazetelerden bahsediyorum. Burada da olay birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Sabah olunca kahvesini içmeden dışarı çıktı. Sokakların inek, kaz, koyun kalabalığı içinde yürüdü. İhtiyar cambaz Hüseyin'in evini buldu. Bu aksakallı, kısacık boylu adam 16 yaşında bir çocuk kadar çevikti. Mıstık selamdan sabahtan sonra beyaz bir eşek istediğini söyledi. İhtiyar böyle bir hayvanın bulunabileceğini ümit etmiyordu. 50 senedir cambazlık yaptığı halde ancak ömründe bir defa beyaz eşek görmüştü. Bu metinle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Bir olay anlatılmıştır. Evet, bir olay anlatılmıştır. B. Zaman unsuru verilmiştir. Evet, verilmiştir. C. Üçüncü kişinin anlatımı vardır. Evet, yazar duyduğu ya da gördüğü şeyleri anlatmıştır. O ve onlar ifadeleri ile bu ifadelere uygun ekler kullanmıştır. D. Hayali ögeler ağır basmaktadır. Hayır, gerçek ögeler vardır. Cevabımız D seçeneğidir. İlahi bakış açısı bir metinde sadece kahramanın bileceği durumların üçüncü kişi ağzıyla ve hakim bir ifadeyle anlatılmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilahi bakış açısıyla yazılmış bir metindir? A. Etraftaki köhne ve dağlık mahallelerden geçerek saat 2.30'da istasyona vardık. İlk görünüşte pek az Amerikalı vardı. Hatta bu nedenle Güney Avrupa şehirlerinden birine kavuşmuş hissi içindeydik. Dört yanda fotoğrafçılar, gazeteciler. B. Yengesiyle konuşup telefonu kapatan Sevim bir koltuğun kenarına yığıldı. Çok geçmemişti ki ağabeyi bir insan grubuyla hastaneye daldı. Ne kadar akraba varsa haber etmiş, herkes hastaneye koşmuştu. C. Tüm çocuklar birbirlerine sokulmuş, o minicik yatakta bir sevgi yumağı oluşturmuştu. Gerçek hayatta elde edemedikleri sıcak yuvayı kim bilir şimdi düşlerinde yaşıyorlardı. Akan damın sularından korundukları gibi tüm kötülüklerden korunacaklarını düşünüyorlardı. D. Aşağıda akşamın alacakaranlığı içinde siyah bir servilik, çıplak bahçelerin ortasında tek tük tahta evler görünüyordu. İlk bakışta Zeyniler köyü bana yer yer dumanları tüten bir yangın harabesi gibi göründü. Köy denince gözümün önünde yeşillikler, içinde kuş yuvalarına benzeyen sevimli şen kulübeler gelirdi. Halbuki bu evler çökmeye yüz tutmuş simsiyah harabelerdi. Verilen metinleri incelediğimizde C seçeneğinde yer alan metinde ilahi bakış açısı kullanılmıştır. İlahi bakış açısı bir metinde sadece kahramanın bilebileceği durumların üçüncü kişi ağzıyla ve hakim bir ifadeyle anlatılmasıdır. Burada da bu ifadelere yer verilmiştir. Cevabımız C seçeneğidir.